Alışveriş yaparken aslında başlıyor, değil mi? Pek çok şey bu noktada, tasarruf anlamında da. Aslında çok güzel özetlenmiş orada yani hayatın gerçeği. Bir dikkat ederek temkinli yaşamak ve alışverişi ona göre yapmak var. Eskiler şöyle derlerdi, bu bir nasihat sayılırdı. İşten değil dişten artar. Ben hayatım boyunca anneanne ve babaanne ile büyüdüğüm için bu hep kulağıma küpe olmuştur. Ne kadar çalışırsan çalış, ne kadar para kazanırsan kazan, düzgün harcamayı beceremezsen, güzel bir bütçe yapamazsan hiçbir şey kalmaz elinde. Dolayısıyla hayatın her yönünde ve her şeklinde hem kendimiz için hem çevremiz için hem dünyamız için daha bilinçli hareket etmemiz lazım tabii ki. Nelere dikkat ediyorsunuz? Mesela bu noktada market alışverişinde nelere dikkat etmek lazım? Siz özellikle nelere dikkat ediyorsunuz? Seyircilere de hemen sormak istiyorum. Damlaya Damlaya etiketiyle lütfen siz de bizimle paylaşın. Alışverişte özellikle dikkat ettiğiniz konular nelerdir? Mesela liste yapar mısınız veya işte eksikleri yazar mısınız? Buzdolabında mutlaka benim böyle bir not defterim vardır asılı. Bir şey bittiğinde hemen not alırım oraya. Siz nelere dikkat edersiniz mesela? Liste yönteminden faydalanıyorum. Özellikle aç olmadığım zamanlarda listeyi yapıyorum ki çünkü markete aç bir şekilde gittiğimizde dürtülerimiz, arzularımız çok uyanmış ve psikolojik olarak belki ihtiyacımız olmayan şeyleri almaya hazır vaziyette oluyoruz. O yüzden mümkün olduğu kadar listeyi aç olmadığımız bir zamanda yapmak, ihtiyaç hasıl oldukça sizin de dediğiniz gibi buzdolabının üzerinde bir şey bittikçe oraya not almak. Açıkçası daha sonra markete gittiğimizde bilinçli alışveriş yapacağımız bir zemin oluşturur. Benim annem de derdi, hocamızın sözüne binaen onu söyleyeyim, para harcarken kazanılır kızım derdi. Evet. O yüzden hakikaten alışveriş kısmı çok önemli. Burada da mesela Jasmine karakteri çok hızlı bir şekilde bakmadan belki süre olarak ekonomik bir şekilde alışveriş yapıyor ama netice olarak faturaya yansıyan şey çok daha pahalı ve masraflı, üç katı hatta. Evet. O yüzden hayat karakterinin yaptığı gibi ölçüp biçmek, biraz yavaş hareket etmek alışveriş yaparken, tarihlerine dikkat etmek, bunların hepsi sağlıklı alışveriş yapmak konusunda bize yardımcı olabilir. Ama söylediklerinizden böyle şunu hemen alıyorum, altını çiziyorum. Aç alışverişe gitmek. Şimdi ben de Evet. çok aç olduğumda, alışverişe gittiğimde her şey canım çekiyor. Özellikle siz beslenme uzmanları da diyet listeleri oluştururken aç bırakmamaya da çalışıyorsunuz, değil Kesinlikle. mi? Biz bununla hep altını çizeriz zaten aslında. Alışverişe aç karnına gitmeyin. Mutlaka yemeğinizi yiyin, ondan sonra gidin diye. Bu oldukça önemli bir şey. Çünkü hani görünce gönül istiyor. Maalesef bu hani hepimizin alışkın olduğu bir şey yani alışverişe gittiğimizde açken hadi onu da alayım onu da alayım biraz Jasmine gibi oluyoruz aslında hani sepete onu da atayım onu da atayım ama tok karnına gittiğimizde ve o alışveriş listesini yapıp gittiğimizde hem sağlık açısından daha kazançlı oluyoruz hem de ekonomik açıdan daha az maliyetli oluyor. Ben de hep böyle o kültürle büyümüşümdür aslında benim babam mali müşavir hep böyle bu hani muhasebe işte ekonomi işlerinden hep o şeydir bizim ailede de hep böyle. Yani alışveriş listesi mutlaka yapılır. O şekilde biz giderdik markete. Çocukluğumdan beri de hani hep bu şekilde büyüdüğüm için şu anda da onun hep avantajını görüyorum. Kendi hayatımda da uyguluyorum. Alışveriş listesi hazırlamak bir de o listeye uygun bütçeyi aslında hazırlamak da gerekiyor. Bir laf vardır ya hep söyleriz yorganına göre ayağımızı uzatmak gerekiyor. Yapabiliyor muyuz sizce? Başarabiliyor muyuz? Çünkü markete gittiğimizde mesela üç parça bir şey alacağım diye giriyorum ben zaman zaman. Bir de bakıyorum o market arabası dolmuş. Kasaya geliyorum. Kasada işte bilmem belli bir miktarı geçtiğiniz için şu ürün indirimli, şu ürün indirimli derken çok da cazip geliyor aslında. Buradaki işte davranış biçimimizi belki kontrol etmemiz lazım, değil mi Rabia Hanım? Çok haklısınız. Aslında duygusal açıdan manipüle edilebileceğimiz şekilde aslında alışveriş merkezleri ve büyük marketler tasarlanıyor. Siz de fark edersiniz aslında bütün marketlerin ya da alışveriş merkezlerinin dizaynı az çok aynıdır. Oradaki ışıklandırmadan, kokudan, rafların düzenlenmesinden, mesela genelde daha pahalı ürünlerin kasaya yakın yerlere yerleştirilmesinden tutun da birçok unsur aslında bizim düşünmeden alışveriş yapabilmemiz üzerine tasarlanıyor. O yüzden indirim konusu çok önemli. Herhangi bir şekilde indirim etiketini gördüğümüzde dikkatimizi çekiyor ve belki ihtiyaç dahi olmayan bir şey sonra ileride kullanabilirim diye alabiliyoruz. Ama bu aslında çok böyle psikolojik açıdan da
insanların manipüle edilmesini kolaylaştıran yöntemlerden bir tanesi. Mesela 5.99 hani 6 lira değil, kesinlikle 6 lira değil, 5.99 aslında o 6 lira değil mi? Bunu beynen gördüğümüz zaman bize daha indirimliymiş gibi geliyor. Mesela en çok kullanılan tekniklerden bir tanesi şeydir. 3 tane ürünü yan yana koyarlar ve en çok satılmasını istedikleri, belki stoklarda en fazla olan ürünü orta fiyata yerleştirdikten sonra başka bir ürünü fahiş ve diğerini çok ucuz olarak yerleştirirler ki kişiler aslında orada genelde ortalama olanı tercih ederler. Ama orada sonuçta aslında piyasanın ya da marketin bize satmak istediği ürüne yönlenerek alıyoruz. İhtiyaç duyduğumuz. Peki ne yapacağız? Evdeki hesabı çarşıya nasıl uyduracağız Meltem Hanım? Yani şimdi şöyle söyleyeyim, aslında ben her zaman belki de demin de başında söylediğim gibi aile büyüklerinle birlikte büyüdüğüm için birçok konuda evde üretimden yanayım. Hani kutulu gıdadan çok evde annelerin üretebileceği şeylerden yanayım ve bu düşünüldüğü kadar da zor değil, yapmak da zor değil. Sadece biraz planlı hareket etmeyi gerektiriyor. O zaman görüyorsunuz ki ay sonunda o bütçeyi gayet güzel dengeleyebiliyorsunuz. Yani siz paketli, çikolatalı, gofretli şeyleri kendiniz evde daha ekonomik ve daha güzel üretebiliyorsanız, daha sağlıklı üretebiliyorsanız bütçeniz bir şekilde kendi dengesini buluyor.